Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir parmak koruyucusundan bahsedeceğim. Bunu kendiniz evinizde de yapabilirsiniz. Yıllar önce Japonya'dan almış olduğum kamışla birlikte herhalde 10 sene olmuştur. Eşantiyon olarak bana bir parmak koruyucu göndermişlerdi sağ olsunlar. Bunun en büyük özelliği siz de bilirsiniz ki bu kısmın deriden olmasıdır. Deri çok güzel bir malzeme. Her türlü şekle giren, yıllarca uzun süre dayanan ve hiçbir şey olmayan sağlam bir malzemedir. Buna karşılık bunu pek kullanmayıp kalıp olarak kullandım. Hatta Melafiş Mehmet arkadaşımıza bir 8-9 sene önce bu kalıbı verip seri üretime geçmesine vesile olmuştum da vardır. Daha sonra yine AliExpress'ten yedek olması adına aldığımız bir parmak koruyucu. Bunlardan yedekli olarak almıştım. Açıkçası pek kullanma fırsatı olmadı. Zira kumaş kısmından dolayı atışlarda parmağımız maalesef acıdı. Buna karşılık size yine kendi yapmış olduğumuz bir deri parçasını göstereyim. Bu deri parçası tesadüfen elime geçmişti vardır. Bir deri parçamız var. Kalın. Yine bir kalıp yaptık. Bu kalıp ikiye katlayıp çizdikten sonra kendi parmağınızın ölçüsünü aldıktan sonra ikiye katlayarak kesiyorsunuz. Başladığınız zaman size bir kalıp elde etmiş oluyor. Bu kalıbı yine derimizin üstüne koyup bu kalıptan faydalanmak için bir sabun vasıtasıyla kalıbın üzerine çiziyoruz. Kuru bir sabun olabilir. Bunu çizdikten sonra kesme işlemimize geçtik. Kestiğimiz parça el yordamıyla tabii bir adet dikiş ipliği ve bir dikiş iğnesi yardımıyla ıslattığınız zaman deriyi daha çabuk dikebiliyorsunuz. Malum deri çok kuvvetli bir malzeme olduğu için yine bir penseden faydalandım iğneyi çıkartırken. Ve sonuç olarak size şuradan kesmiş olduğum ve kalıbı kullanarak deriden imal ettiğim parçanın montajından sonra elde ettiğim kendi ev yapımı parmak koruyucum. Şunu da göstereyim size isterseniz. Evet. Gördüğünüz gibi %100 daha derisi oldukça kalın ve çok koruyucu bir özelliği olan. Sizin de evinizde eğer deriyi bulduktan sonra kolayca yapabileceğiniz bir malzemedir. Elinizde hazır böyle bir kalıp yoksa veya hiçbir şeyiniz yoksa yine deriden kendiniz lastiklerin yardımıyla sadece lastikten de yapabilirsiniz. Düz bir, kısa bir lastik, uzun bir lastik, erkek bir dişi cırtların yardımıyla dikerek yine kendinize ait bir parmak koruyucuyu elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kolay gelsin.